Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca'nın açıklamaları kabine toplantısından sonra ülkemizde yüz yüze eğitim 6 Eylül tarihinden itibaren başladı, açıklandı ve şu anda tüm öğrenciler 6 Eylül'den itibaren okullarına gitmekteler. Konuyla alakalı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'dan açıklamalar geldi. Mehmet Ceyhan okullarda hastalığın bulaştığını söyleyen Profesör Doktor Mehmet Ceyhan bir yetişkin kalabalığı kadar olmasa da onlardan daha az bulaş riski olduğunu söylemek lazım. Ama yine de Bulaşıyor. Çocuklarda hastalanıyor. Yetişkinlere göre hafif geçirebilirler ama başkalarına bulaştırma riskleri fazla. Az da olsa hafif de seyretseler hastalıkları. Buna rağmen çocuk kayıpları da var maalesef korona yüzünden dedi. Bakalar arttığı zaman çocuk yoğun bakımlarımız maalesef dolmakta. Dolayısıyla okulun riskli ama mutlaka açılması gereken bir ortam olduğunda düşünmek lazım. Bundan dolayı tedbir alaraktan okul faaliyetlerinin devam etmesi görüşündeyim. Zorlu olduğu kadar okulların açılması gerektiğini düşünürken bir insanın birincil hakkı sağlıksa ikincil hakkı da eğitim olduğunu düşünürsek ama sağlık hakkımızı önce tedbirlerle alaraktan arkasından eğitime devam etmeliyiz. Çocukları bir yıl eğitimden marum bıraktık. Bu iş iki yıkı 2 yılı kaldırmaz açıklamaları gelmekte. Özellikle benim branşımda tıp fakültesindeki çocuklara sadece online ders vererek doktor yapamayız. Aynı şey ilkokul, ortaokul, liseler için de gerekli. Bir taraftan tedbire gerek yok. Okulda bir şey olmaz anlayışı kesinlikle yanlış. Bu düşünceyi bırakmamız lazım. Ortada çok fazla yayın, çalışma ve veri var. İsrail tüm tedbirleri kaldırdığında 2000 tane çocuk vaka sayısı çıktı kısa zamanda. Bunun üzerine İsrail önce okulları kapattı ve sonra açtığında da o okulda tek bir vaka çıktığında kapatacağını açıkladı. Bizim durumumuzda okulda vaka çıktığı zaman okulun eğitimine devam etmesine karar verileceği yönünde açıklamalar var. Bu da yanlış. Kendi halinde bırakırsak okulda kümeler şeklinde bu virüs yayılabiliyor. Onun için hep şunu öneriyorum. Tedbir olarak bu eğitim ve öğretime okullarda, liselerde, ilkokullarda, ortaokullarda devam etmeliyiz açıklamasını gerçekleştirdi Profesör Doktor Mehmet Ceyhan. Sizce Mehmet Ceyhan'ın bu açıklamalarına doğru buluyor musunuz, katılıyor musunuz? Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.